Bir taraftan 2024 tahminleri yapılıyor. Diğer taraftan işte dolar ve euroda yeni rekorlar kırılıyor. Vatandaş da soruyor şu anda görüyorum yani yatırımcı anlamında da. Ha Bir de bir taraftan da 10 saatinin düştüğünü görüyoruz. O da dikkatleri çekiyor. Ya yani ne oluyor arkadaş 10 saatinde bir türlü gelmedi o artış diyenler de var. Bir euro mu dolar mı son dönemde bu soru önemli. Biraz bir halk ağzından da sorayım ya. Yani. Euro mu dolar mı kardeşim diyorlar ya. Hangisi önemli? Bir de 10 saatindeki düşüşü yorumlayalım beyler. Kriptolara ben bakıyorum özellikle gece saatlerinde piyasalar kapalıyken de bir de hükümetin müdahalesinin pek olmadığı bir alan olduğu için oradan söylüyorum. Doların dijitalde karşılığı şu anda 30'a dayanmış durumda. Şeylerden önce de bak. Bu 30'un üstüne hükümetin orta vadeli programında da var. Bu sene bitmeden 30'un üstüne çıkacak yani. Ama kontrolü elde tuttukları sürece kontrol kaybı olduğu anda 44 liralara 43-44 aralığına vuracak. Ve bu ben tekrar söylüyorum seçimi falan bulmaz. Bak hükümet seçimlerinden önce de dolar da 15 lira 14-15 lirayken hep şunu savundum. 18 liranın üzerine çıkacak. Seçime geldi hatta 20 liranın da üzerine çıkacak diye. Seçime gelene kadar 20 liraya geldi. Ama o zaman hep savunan, savunulan ekonomi dünyasında, medyasında hep şunu savundular. Seçime kadar kuru tutar. Tutamadı. Ondan sonra seçimden ardından pat 25 liralara geldi. 24-25 liralara birden gelince orada da aynı şey retorik gelişti. Belediye seçimlerine kadar bu seviyelerde da tutacağına dair hükümetin. O 24-25 liralardan şu anda 28-80'e geldi. 29 liraya geldi yine o konuda da e, gerçekleşiyor bu olaylar. Ve bu sefer yine söylüyorum, iddialı söylüyorum. E, Nisan ayına kadar ya da Mart 29 Mart 30 kaçın yani Mart'ın kaçıydı işte seçimler olana kadar bu işin olacağından ne zaman emin oldum ben yani zaten bekliyordu hep söylüyordum ama bu en son bu anayasa kriziyle birlikte dedim artık abi bu saatten sonra dikiş tutmaz. Tutmaz yani bir yerde bunun sonuçlarıyla birlikte bir patlak verecek ve 40 liranın üzerine zıplar o. Ama bu şu anda bütün dünya piyasaları bir diken üstünde. Ve bu eş zamanlı olacak yani. Önce Türkiye'de bir olay başlar ve devamı gelecek. Hep savunduğum şey de o. Ve bunun aşamasında, bu arifesinde altın fiyatlarında böyle geri çekilmeler oluyor. Daha da olabilir. Ama bunlar çok kısa vadeli, çok geçici hareketlerdir. Çok geçicidir. Bu önümüzde çok ağır bir türbülans geliyor. Şimdi yani teknik olarak da bunun izahını yapabilirim ama yani zaten bir saate açmışız. Milletin kafasında gece bu saatinde teknik şeylerle karıştırmak da istemiyorum grafiklerle. Ama ben bunu grafiklerde görüyorum yani eşiğinde duruyoruz ve bunu destekleyen başka şeyler de var bir kripto paralardan mesela bunu görüyoruz ETF BlackRock'ın ETF başvurusu olmuştu Bitcoin ile alakalı şimdi bu Amerika'daki sigorta mevduat sigorta şeyi kurumu onaylayacak onu tamam mı SEC denilen kurumun onaylayacak ama geciktiriyor. Aylardır geciktiriyor. Sonra bir daha geciktiriyor. Bir daha falan. Çoktan açıklama yapması gerekiyordu. Yani her tarih geldiğinde şey yapmıştı. Artık biraz sonuna yaklaşılmış gibi gözüküyor. Çünkü bir ETF başvurusu daha yaptı. Çok ilginç bak bunu çok kimse bilmiyor. E, Bitcoin ETF'in yanında bu sefer Ethereum ETF'leri başvurusu yaptı. Bu aslında bir önceki başvurunun eee onaylanacağını bir sinyali olarak okundu. Okunuyor şu anda. Yoksa niye bir daha yap başka bir tane daha yapsın ki? Ha tamam orada bir gelişme var ve bununla birlikte zaten bu haberlerin düşmesiyle piyasa birlikte son birkaç gündür arka planda kripto paralarda da bir hareket geldi. Ee, ve zaten kripto paralar epey bir süredir de e, baskılanmış düşük bir seviyede de, diyelim daha doğrusu devam ediyordu. Bitcoin'in 70 bin doları gördüğünü biliyoruz mesela 2020 sonunda. Şimdi o seviyeleri görmüş, hatta tekrar iki kere o seviyelere böyle hamle yapmışken şu an bulunduğu seviyeler zaten öyle çok yüksek değil yani 20 bin, 30 bin aralığı falan. Şimdi 30, 30 binin de üzerine çıktı da 35 binde gördü. Yani gidebileceği daha hala çok yol var ve daha önce gördüğü yeri çok daha yüksek bir noktaya, yani 200 bin doların da üzerine çıkma potansiyeli bu iki, önümüzdeki sene içerisinde, 2024 içerisinde var. Ee, böyle bakmak lazım. Evet Cem, çok önemli. Kripto parayı da unutmuştum. İyi ki girdin o konuya. Hele ki bazı altcoin'lerde ler, altcoin inanılmaz olaylar oluyor şu anda. Çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Hem dolar, euro. bir kere dolar mı, euro mu? Bunu Cem bir yorumlamayı isteyeceğim. Bir de 10 saatlik düşüş tabii ki. Ee, senin de fikrini alalım artık. Buyurun. Yani eğer parayı uzun vadelinde tutacaksam euro derim. Çünkü şu anda dolar euro endeksi 105'te. Ee, Amerika faiz artışlarını yapmadan önce 90-95 arasında gidip geliyordu. Yani euro açısından biraz daha avantajlı gibi durum ama uzun vadede tabi bu ee, geçerli. Onun dışında altına gelecek olursak altın fiyatları aslında düşmedi. Savaştan dolayı çok yükselmişti. Şimdi normal fiyatlarına geri dönüyor. Savaştan bir gün önce altın 1810 dolardı. 1810 dolardan hızlı bir şekilde önce 1900 dolarları ondan sonra da 2000 dolara kadar geldi. Ve birkaç gündür de istikrarlı bir şekilde geriye doğru e, düşmeye devam ediyor. Yani 1900 doların altına tekrardan sarkabilir. Ama tabii içeride e, döviz arttığı için istikrarlı bir şekilde biz bu altındaki düşüşü tam olarak algılayamıyoruz. Bundan sonra da zaten Fed'in açıklamaları var bu konuda Jeremy Powell'ın. 2024 Eylül ayına kadar tekrardan faiz düşürmeyi düşünmüyoruz diye. Yani bu da şu anlama geliyor. Yani yine birkaç ay daha en az 4-5-6 ay daha bu böyle devam edecek. Yani altını ben e, ciddi bir yükseliş altında beklemiyorum. Ha Eylül ayında peki ne olur? Eylül ayında da 2000 doları kırar 2100-2200 lira falan gelir ama öyle 3000-4000 dolarlara gelecek bir altın beklemiyorum. Dünyada da zaten bizim kadar altın hakkında konuşan başka bir millet yok. Yani <laughs> Brezilyalı seviyorum. şöyle de, Brezilyalı Carlos ya dünya savaşı çıkabilir hanım altın alalım yastığın altında saklayalım demiyor. Altına meraklı iki tane millet var. Biri biz savaş çıkar aman ne olur falan diye tutuyoruz elimizde. Bir de Hindistanlılar düğünlerde bayağı yüklü miktarda takı takıyor. Onun dışında kimsenin altın falan dünyada umurunda değil. Yani mesela şu anda paladyum bizim ne kadar umurumuzdaysa ha dünyada da altın tamam evet umurlarında ama mesela merkez bankaları altın stokluyormuş. Ne stoklayacak ki bu adamlar? Zaten stoklayacağı altın. Altın, gümüş. Gümüş bile tam stoklamazlar. Arsa alıp bir kenara atacak hali yok merkez bankasının. Onlar da altın stoğu yapıyor. Evet. JP Morgan 5 yıl önce gümüş aldı. Ne oldu gümüş? 5 yıldır JP Morgan'ın elinde kaldı. Tonlarca, birkaç bin ton gümüş almıştı. Yani merkez bankaları öyle yapıyor diye biz de öyle yapmak zorunda değiliz. Ha tabii ki bulunduralım. Altında bir yatırım aracıdır. Fakat yani tamamen altına bel bağlamamak lazım. Ben önümüzdeki e, aylarda, yıllarda demeyeyim ama aylarda altında ciddi bir yükseliş hareketi beklemiyorum. Alım satın fırsatı da vermiyor altın. Bir de böyle bir sıkıntısı var. Niye? E çünkü kuyumcular aradaki makas farkını çok açtığı için 2000'e çıkınca alayım, 1900'e çıkınca pardon, 2000'e çıkınca satayım, 1900'e düşünce alayım da yapamıyorsun. O yüzden hiçbir avantajı olmayan dümdüz bir yatırım aracıdır altın. Bazen bazı periyotlarda yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Onun dışında o periyodu yakalamak lazım. İnsan ömrü de 60-70 yıl, 10-15 yılda bir bu periyotlar oluyor ama bir de bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz ne, bir yatırım aracını ne zaman satacağımızı da bilmiyoruz. Mesela bundan birkaç önce hafta önce bu Filistin İsrail savaşı ilk başladığında 2000 dolarları gördüğünde bir miktar e, satış yapılabilirdi. Hatta bununla ilgili e, söylemiştik de bu bir satış fırsatı da olabilir. Yani kar realizasyonu yapılabilir demiştik. Ne oldu? Satmayanlar ellerinde durdu. Yarın belki 1890 dolara tekrar e, geri düşecek. Bizi bir yere götürmüyor altın. Bunu millet anlasın artık. Yani koskoca Filistin'le şey savaşıyor. Rusya Ukrayna'ya giriyor. Yarın öbür gün Amerika ile Çin savaşsa altının olacağı ons da 2500 dolar. 3000'i bile belki görmez. Bir de alternatif ödeme koşulları çıktı. Bitcoin var şu anda. Bitcoin ve türevleri var. Ben bu anlamda coinlerin geleceğini daha parlak görüyorum. Çünkü ödeme sistemleri hiç bugüne kadar geriye gitmemiş. Yani ilk önce Takas varmış. Veriyorsun tilki kürkünü alıyorsun buğdayı. Ondan sonra işte e, altını falan bulmuşlar. Sonra para, sikkeler çıkmış. Madeni paralar. Sonra banknot. Sonra kredi kartı. Şimdi kripto. Kriptodan biz tekrar tilki kürkü verip buğdayı geri alır mıyız? Almayız. Altını verip de mala almayız. Altın geride kaldı. Ha ne zaman alırız? Dünyada bütün sistemler evet gerçekten çöker. Ama bu başımızdaki bu işte gizli dünya devletinin başındaki işte Rothschildler falan demiyorum. Mesela bir ee, şey olur, e, işte bir güneş fırtınası olur, bir şey olur, bütün sistem çöker. O zaman da yine altına kalmaz iş. Kimin sopası daha büyükse, kimin elinde daha büyük keskin taş varsa o, o kazanır. Yani odunu büyük olan e, kazanır. A, fakat yine de tabii ki ne olur ne olmaz. Yani bu benim Genel görüşüm olmakla birlikte hayat bu. Sepette mutlaka altın bulunduralım ee, ama %15-20 oranlarında olabilir. Ee, yatırım tavsiyesi değildir.